Başlıklarda neler var? Ebru merhaba. Global medyada bugün yaptığım taramada ön plana çıkan 5 konuyu söyleyeyim önce. Gare operasyonu tartışmaları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Teksas'ta soğuk hava ve elektriklerin kesilmesi sorun yarattı. Birleşmiş Milletler açıkladı. 130 ülkeye henüz hiç aşı gitmedi. Myanmar'da halk darbeye yaratıcı yöntemlerle karşı çıkıyor. Nihayet Avrupa Birliği zaafları nedeniyle tartışma konusu. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. Türkiye rehineler trajedisinin üstünü örtmek için Sincar'a yönelebilir. El Monitor. Bu değerlendirmede bölgedeki İran yanlısı grupların böyle bir operasyona karşı çıktığı da belirtilmiş. Irak'ta PKK'ya karşı operasyondan sonra Türkiye'de kızgınlık rüzgarları, liberasyon. Rehinelerin ölümünün ardından Erdoğan, Kürtlerden intikam almaya yemin etti. London Times. Barış Araştırmaları Akademisyeni Doktor Azat Devani, Türkiye işlediği savaş suçlarını gizlemeye çalışıyor. Medianews İngilizce sitesinden. Irak'taki mağarada öldürülen rehineler için yapılan operasyonun arka planı, El Monitör. Bu değerlendirmede de operasyondan tartışmalı baskın diye söz ediliyor. Ayrıca operasyonun Biden yönetimi açısından Washington-Ankara arasındaki karmaşık ilişkilerde bir test olacağı öne sürülmüş. Biden'ın önündeki sorun Kürt özerkliği ve Türk yayılmacılığı. JIGA, bu Almanya Global Araştırmalar Enstitüsü'nün bir yayını. Rojava Information Center, New York Times'ta çıkan Afrin röportajını satır satır ayıkladı ve düzeltti. Rojava Information Center. IŞİD'i deviren Suriyeli Kürt kadın savaşçılar kim? Gail Zamek-Lemon, yeni kitabı Kobane'nin kızlarında bu soruya yanıtlar veriyor. El Monitor. Kitap yakında Hillary Clinton ve Chelsea Clinton'ın prodüktörlüğünde filme çekilecek. Özgür Gündem davasında mahkum edilen bir kadın avukat isyan etti. El Monitor, kadın avukat dediği Eren Keskin. Suriye sınırında 5 Rus ve 1 Libyalı gözaltına alındı. Türkiye'nin Suriye sınırında. Lorient Le Jour. İnsansız saldırı gemisi ULAK, Doğu Akdeniz'de oyun değiştirici bir silah olabilir. Lyon TV, Hindistan. Ankara, hapisteki aktivistin kültür kuruluşunu hedef aldı. Arab News. Hapisteki aktivist dediği Osman Kavala, kültür kuruluşu dediği de Anadolu Kültür. Türkiye, direnen belediye başkanı Ekrem İmamoğlu. Frans Kültür, Fransa. Fransız severlik. Galatasaray Üniversitesi Ankara ile Paris arasındaki gerginliğin ortasında kaldı. Courrier International Fransa. Türkiye, gösterilere katılan öğrencilere adli soruşturma açılıyor. İnsan Hakları Gözlemevi. Profesör Ahmet İnsel, Erdoğan toplumu tek tipleştirmek istiyor. Bu Le Figaro'da tam sayfa bir söyleşi. Ahmet İnsel'in yeni kitabı Otoriter Nasyonal Kapitalizmle ilgili açıklamalar var. Türkiye'deki yeni siyasi partiler Erdoğan'a karşı mücadele etmek zorunda. Financial Times'ın haberi, haberde bu yeni partilerin daha çok da DEVA ile gelecekten bahsediyor. Tehditler altında olduğu ve medya ambargosundan şikayetçi olduğu bildirilmiş. Türkiye'nin Orta Asya ekseni hesaplanmış bir risk mi? Bunu yayınlayan Armenian Weekly Boston. İkinci 3 aylık dönemde Türkiye'nin doğal gaz ithalatında fiyatlar artacak. Ankara, Tahran'la müzakerelere başladı. Business News Intelligence, Almanya. Amerika'nın Sesi Radyosu'nun 30 dakikalık Türkiye belgeseli. Suskunluğu kırmak, Voice of America. Türkiye nasıl en büyük gazeteci hapishanesi haline geldi? Bunu anlatıyor bu belgesel. Alman AE Solar şirketi Nisan ayından itibaren Kayseri'de güneş enerjisi panelleri üretecek. Balkan Green Energy News, Belgrad.
Portekiz dönem başkanlığındaki Avrupa Birliği açıkladı. Türkiye vergi cennetleri kara listesine girmeyecek. Hellenic Shipping News. Türk-Amerikan ilişkileri. Kat edilmesi güç bir yol. Middle East Eye. Türkiye. İstanbul'da Suriye kökenli bir İngiliz vatandaşı sevgililer gününde Faslı kadın arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Bu olduğu gibi Le 360 adlı Fas internet sitesinden o cinayette sürekli milliyetler, o İngiliz asıllı Suriye olduğu gibi çevirdim oradakinde. Yani bir adam bir kadını öldürmüş. Milliyeti çok da önemli olmasa gerek. Batı dünyasının 6 büyük gazetesine geçiyorum. Amerika'dan başlıyoruz. New York Times. Fırtınadan sonra milyonlarca insanın yaşadığı bölgede elektrikler kesildi. Texas'tan bahsediyorum. Covid-19 çıktığından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama ömür süresi azaldı. Bir yılda 77.8'e düştü. Halbuki geçen yıl 78.8'miş. Amerika'da yetkililer virüsün yeni varyantlarını izleyebilmek için tıp ve bilim dünyasının 200 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söyledi. 6 Ocak Capitol kalkışması sırasında binada görevli olan siyahlar özel olarak travma geçirdi. Irkçı bir saldırıya dönüşmesinden korkuyorduk demiş siyah bir görevli. Bu kadınlar diktatörlere karşı koymuştu. Biz neden aynısını yapmayalım? Kahire'de Tahrir Meydanı'nda bundan 10 sene önce Arap Baharı başladığında iki kadının macerası ve bugünkü konumu tutumu anlatılıyor. Resimler, şiirler ve protest sanat ürünleri Myanmar darbesine meydan okuyor. New York'ta bir lokanta COVID-19 aşısı olmak istemeyen bir çalışanını işten çıkardı. Oregon'da öğretmenler aşılanıyor ancak bu okulların açılması için yeterli değil. Amerikalı bir gazetecinin Suriye'de rehin kaldığı yıllar, blindfold, göz bağı, kaçırılma, işkence ve aydınlanma alt başlığıyla kitap olarak yayınlanmış. Washington Post'a geçtim. Yeni bir araştırmaya göre Pfizer ve Moderna aşılarının virüsün Güney Afrika varyantına karşı etkisi azaldı. Texas örneği bize şunu gösterdi. Yönetemeyince yalan söylüyorsun. Hem de çok yalan söylüyorsun. Cumhuriyetçiler bu kışa, bu fırtınaya hazırlıklı değildi. Cumhuriyetçilere göre, Amerika'daki cumhuriyetçiler, cumhuriyetçilere göre Cumhuriyetçi Parti'nin yönetimindeki Texas'ta elektriklerin kesilmesinin müsebbibi Demokrat Parti. Texas Belediye Başkanı elektrik kesildiğinde sakinlerin kendi başlarının çaresine bakmalarını söyledi. Sadece güçlüler hayatta kalacak buyurdu, sonra da istifa etti. Peru'da devlet yetkililerinin sağlık çalışanlarından önce sıralarını beklemeden aşı olduğunun ortaya çıkması kızgınlık yarattı. Pandemi Rio Karnavalı'nı iptal etmişti ama Brezilyalılar parti düzenlemekten vazgeçmiyor. Tanzanya Başkanı, bizim ülkede hiç Covid yoktur dedi. Olgular başkanın yanlış olduğunu gösterdi. İktisatçılar uyardı. Pandemi döneminde kayıp giden milyonlarca istihdam pandemi bittikten sonra geri gelmeyecek. Kaliforniya'ya gittik, Los Angeles Times. Dar gelirli Kaliforniya sakinleri 600 dolarlık pandemi yardım çeklerini almaya başladı. Yaşlılara ve fiziki engellilere evlerinde ya da kaldıkları yerlerde aşı yapılmalı. Myanmar'da protestocular darbeye yaratıcı sivil itaatsizlik eylemleriyle karşı çıkıyor. Avrupa'ya geçtik. İngiltere Guardian. Koronavirüs. Hong Kong Sinovac aşısına acil onay verdi. Hong Kong zaten Çin yönetiminde. Sinovac da Çin aşısı. Amerika Birleşik Devletleri'nde polis 10 milyon sahte N95 maskesi ele geçirdi. Birleşmiş Milletler açıklaması. Dünyada 130 ülkeye henüz bir damla bile aşı gitmedi. Tokyo 2020 Olimpiyatları. Japonya Olimpiyat Komitesi'nin başkanı olarak bir kadını atadı.
Bir önceki erkek başkan kadınlar aleyhindeki sözleri nedeniyle bu makamdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Myanmar'da bilgisayar korsanları ordunun propaganda sitelerini çökertti. Şahane bir şey. İspanya Sevilla'da bir tapas bar restore edilirken duvarlarda 12. yüzyıl İslami desenler ortaya çıktı. Sana Facebook'un kötü bir şey olduğunu söylemiştim, değil mi? Hatta ben bu konuda birkaç karikatürü bile paylaştım Facebook sayfamda. Fransa'dayız ve Mont. Belarus'ta iki gazeteci protesto eylemlerini haber yaptıkları gerekçesiyle 2 yıl hapse mahkum edildi. Atıl ve yetersiz olduğu için felç oldu. Avrupa Birliği aynaya bakamıyor. Bir Avrupa ortak diplomasisini gerçekten isteyen kim var? Le Monde ve siz. Amaç yazı işleriyle okurlar arasındaki diyaloğu güçlendirmek. Gençlerin yoksullaşmaması için bütün toplumsal demokratik unsurlar seferber edilmeli. Splan, Bretonca ışık, ışıklı demek. Splan Fransızca ve Bretonca soruşturmacı gazetecilik ve kamu yayıncılığı yapacak. Son gazetemiz Liberasyon. Eski bakan yardımcısı Fransa'da Georges Tron tecavüz ve tacizden mahkum olmuştu. Hapisteki ilk gecesini geçirdi. Fransa'da 65-74 yaş grubu aşı kampanyasında unutuldu mu? Liberasyon'un bugünkü kapağında Yüksek Öğrenim Bakanı Bayan Frederick Vidal var. İslamagoşizm, bu sol adına İslami şiddeti hoş gören bir akım. Eskiden akademisyendi bu bakan, şimdi fikir polisi gibi davrandığı için eleştiriliyor. Manşette de yine bir kelime oyunu yapmışlar. Vidal fakülteleri kaybetti diyor. Fakülte sözcüğü Fransızca'da hem Türkçe'de olduğu gibi fakülte, yani üniversitenin bir birimi. Ama aynı zamanda fakülte akli meleke ya da düşünme yeteneği anlamına geliyor. Dolayısıyla bakan akli melekelerini kaybetti anlamı da çıkıyor. Ebru. Hocam teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. İyi yayınlar. Teşekkürler.